Evet sevgili dostlar, ülkemin cennet diyarı Edirne'den hepinize sevgiler, selamlar. Edirne 250 bin civarında şehidimizin yattığı mübarek topraklar. Osmanlı'nın baş şehrini yaptığı, şu anda Bulgaristan ve Yunanistan sınırında bulunan Lozan Anıtı'nın önündeyiz. Evet, Lozan Anlaşması'nın bitmesine 5 yıl var. Lozan Anlaşması'nın 5 sene sonra yine masada Allah izin verirse Türkler olacak. Bu anlaşmada şartları bu sefer biz koyarız inşallah temennisiyle. Şunu söylemek istiyorum. Misaki milli hudutlarımızın belirlenmesini yeniden tartışmaya 5 sene sonra inşallah açacak, kuvvetli olur Türkiye'miz. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz zaman zaman çılgın projesinden dolayı ama şimdi aklıma şu geldi. Romanya'da Ceaușescu diye bir diktatör vardı. Tuna Nehri'nden 70 kilometrelik bir kanal yaptı. Romanya'nın kendi imkanlarıyla. Olmaz bir şey değil. Yani bizim bu monşer ruhlu muhasebeciler var ya, onların olamayacak dediği şeyin dünyada olabildiği örneklerinin çok olduğunu söylemek açısından söylüyorum. Bunu onaylıyorum ya da onaylamıyorum anlamında söylemiyorum. Bir tartışma açmak için söylüyorum. Bu konuya biraz kafa yoralım diye söylüyorum. Faydalı faydasız, Lozan'ı delmek anlamı taşıyor mu bu çılgın proje? Bunları sorgulamamız lazım. Toptancı bir anlayışla karşı çıkmak veya toptancı anlayışla desteklemek hiçbir şeyi doğru değil. Türk milliyetçilerinin tek bir kırmızı çizgisi olmalı. Ne daimi düşmanlar olmalı, ne daimi dostlar olmalı. Ama Türk milletinin ve Türk devletinin ve Turan dünyasının daimi menfaati olmalı. Bizim vazgeçmeyeceğimiz ilkemiz bu olmalı. Araçlara tapınmamalıyız, araçları kutsamamalıyız diyorum. Evet, kader çizgimizin değiştirildiği kara ağaçtayız. Burası Avrupa topraklarında, çünkü Meriç Nehri'nden bu tarafta topraklar. Burayı da çok almak istemişler ama çok şükür buralar bizde kalmış, başşehirlik yaptığı için bize. Evet, evlatlarımızın tarihimizi bilmesi açısından buraları bir saniye anlatıyorum Zeynep'ciğim, anlatıyorum, geleceğim. Tarihimizi, dostumuzu, düşmanımızı bilmek açısından gençlerimizin kader çizgimizin değiştiği noktaları bilmesi, tanıması, hatırlaması lazım diye düşünüyorum. Evet, size tabii her şeyi belki gösteremiyorum ama güzel Edirne'mizden, tarihi yapıtlardan ve tarihi olaylardan ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi çılgın proje üzerinden bir olumlu söylem yaptım diye beni belki vay bu da Tayyipçi olmuş diyenler olabilir. Onun için şimdi başka bir tarihsel kişiliğe döneceğiz. Onu biraz anlamaya çalışacağız. Evet, bakın, rahmetli İsmet İnönü. Ben rahmet okuyorum atalarımızdan, ecdadımızdan önemli bir şahsiyet olarak görüyorum İsmet İnönü'yü. Almanlar şuraya kadar gelmişti, uçakları bile düşmüştü bu bölgede. İşte bizi o büyük savaşın içine sokmaktan alıkoyan, o zaman ülkemizi yöneten İsmet İnönü'yü ben hayırla yad ediyorum. İsmet İnönü'den yakınan köylülerimiz verdikleri vergi için fakir ülkenin ihtiyaç duyduğu buğdayı, mısırı ellerinden zorla aldıkları için onları o buğdaylar ve mısırlar sayesinde ilelebet yaşayacağımız bu toprakları, vatanımızı koruyan karıncalara bile dua etmemiz lazım. Onun için böyle okumadan, sorgulamadan bir partizancılık anlayışıyla hiç kimsenin arkasından kötü laflar etmemeliyiz. Evet, görüntülerle Edirne'de huzurunuzdan ayrılacağım. Şu gördüğünüz Lozan Anıtı. Şu gördüğünüz son toplantıların yapıldığı tarihi bina. Ve evet Zeynep'ciğim, gel. Atalarımızı anlatıyorum yavrum. Evet.
Bir bozkurt yap dedene. Hadi. Dede. Efendim yavrum. Gidiyorum. Tamam. Bak Atatürk'ün bindiği tren trene yavrum. Trene gideceğim. Atatürk'ün bindiği trene yer. Trene bineceğim. Tamam mı? Bak kızım. Trene bineceğim. Evet. Trene mi binmek istiyorsun? Ben trene bineceğim. Hadi bakalım. Evet, bu vesileyle ilk Türk, ilk atamız Uluay Ata ve ilk Türk anamız Uluay. Hayırla yad edelim onları. Bütün geçmişimizin ruhuna güzel dualar gönderelim. Partiler gelir geçer, kalıcı olan Türk milletidir. Onun için daha büyük resme bakarak değerlendirmelerimizi yapalım lütfen diyorum. Evet. Edirne çok güzel bir yer. 259 bin şehidimizin yattığı mübarek topraklar. Ne olur. Her şeyimizi borçlu olduğumuz ecdadı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, iyi bayramlar.